Biliyorsun Türkiye yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Bu 40 yıl boyunca on binlerce asker ve sivil kaybettik. Onları sevdikleri tabii ki her an hatırlıyorlar. Ama ya bizler? Şu andaki konforumuzu onlara borçluyuz. Unutmamamız gerekiyor. 2009 yılında Nefes Vatan Sağolsun adlı çok etkili bir film çekildi. O bir karakol baskınını konu alıyordu ama esas işte bunu hatırlatıyordu bize. Yaklaşık 14 yıl sonra hala terörle mücadele ediyoruz ve Nefes Yer Eksi 2 geldi. Yine bir karakol baskını ve oradaki karakterlerin birbirleriyle etkileşimlerini anlatıyor. Oradaki karakterlerin dramlarını anlatıyor ama esas bize şunu söylüyor. Onlar esas siz unutursanız ölürler. Onun için unutmamamız gerekiyor. Ozan Uzunoğlu'nun yönettiği film aslında insanların ölümlerinin ne demek olduğunu bize düşündürüyor. İnsanlar ölüyor, genç insanlar ölüyor. Burada bir ayrım yapabilir miyiz? Tabii ki yapamayız. Zaten finalde de film onu söylüyor. Fakat biz askerlerimize ve o karakoldaki olaylara tanık oluyoruz. Oradaki genç insanların hepimiz için ne ifade ettiğini filmi seyredince daha net anlayacaksın. Kuşkusuz duyguları çok yükselten bir film. Özellikle final. Ama unutmamamız için seyretmemiz, her an hatırlamamız gerekiyor. Bildiğiniz sıradan bir savaş filmi gibi düşünmeyin. Evet, savaş var. Savaşların olmaması gerekiyor. Özellikle gençlerin ölmemesi gerekiyor. Ama işte ne oluyorsa oluyor, bazı güçler devreye giriyor, bazı oyunlar oynanıyor ve on binlerce insan yitip gidiyor. Biz bugün geriye dönüp baktığımızda ne görüyoruz? Bu soru hepimizin kafasına çengellenmeli. Dolayısıyla unutmamamız gerekiyor. Altını kalın kalın çiziyorum. Kendi adıma bu filmde çok duygulandım. O genç insanlar beni alıp 90'lardaki anılarıma götürdü. Özellikle 1993 yılında sevkiyat sırasında 36 asker karayolunda otobüslerinden indirilerek taranmıştı. Mesela onu hiç unutamam. Silahsız 36 askerin taranması ki 33'ü şehit olmuştu. 1993 yılı, bu filmin geçtiği senede 1993 yılı gerçek hikayelerden esinlenilmiş. Tüm oyuncular canlandırdıkları karakterlerle yüreğimizde izler bırakıyorlar. Ama özellikle Murat Yıldırım'ın canlandırdığı yüzbaşı karakteri beni çok etkiledi. Nefes Yer Eksi 2'yi öneriyorum.